Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda Samsung SM-T210 tablete Galaxy Tab 3'e nasıl root yapacağımızı göstereceğiz. Şöyle göstereyim. Ben de şu anda Android 4.4.2 sürümü var. Bu sürüme nasıl TWRP yükleyeceğiz, nasıl root yapacağız onu göreceğiz. Şimdi öncelikle video altına koymuş olduğum linkten şu iki dosyayı da indiriyoruz. RAR'dan şu root dosyaları klasörünü RAR'dan çıkartıyoruz. Ardından Samsung driver'ları kurmamız lazım. Kurulu değilse. Ben de kurulu ama size göstermek için tekrardan kuracağım. Samsung driver'lar kurulu diyor. Tekrardan kurmak ister misiniz? Evet diyorum. İleri ileri diyerek bu kurulumun tamamlanmasını bekliyorum. Evet, kurulum tamamlandı. Son diyerek bitiriyoruz. Ardından root dosyaları klasörünü açıyoruz. Ve buradan Odin'e çift tıklayarak açıyoruz. Açtıktan sonra şimdilik buradaki işlemimiz tamam. Sonra cihazımızı download moda almamız lazım. Öncelikle cihazı kapatıyoruz. Cihazımız kapandıktan sonra, evet benim şu an burada kablom takılı ama şöyle göstereyim. Kablo takılı ama henüz bilgisayara bağlı değil. Cihaz kapandıktan sonra menü tuşu, ses kısmı ve güç tuşuna üçüne birlikte beraber basılı tutuyoruz. Elimizi kaldırmıyoruz ve cihazımız download modda açılıyor. Ardından bir defa volume up, yani ses açma tuşuna bir defa basıyoruz ve cihazımız şu an download moda geldi. Download moda geldikten sonra cihazımızı bilgisayara bağlıyoruz. Ben şimdi kabloyu bilgisayara takıyorum. Taktığım anda dikkat ederseniz şurada id.com.com3 diye bir yer geldi. Şu an yani cihazımı algıladı bilgisayar. Buradan PDA butonuna basıyoruz. PDA butonuna bastıktan sonra TWRP versiyonumuzu seçiyoruz. Burada 2.8 var, 3 var. Daha yüksek versiyon olduğu için ben 3'ü yükleyeceğim. 3'e basıyorum ve ardından Start'a basıyorum. Ve cihazımız otomatik olarak yeniden başlayacak. Şimdi ufak 1-2 yükleme yapabilir bu kısımda. Açılmasını bekliyoruz. Evet, şu an cihazımız açıldı. Cihaz açıldıktan sonra TWRP yüklendi artık ve Super Su'yu yüklememiz lazım cihazımızın root yetkilerine ulaşabilmek için. Şimdi Super Su'yu yükleyebilmemiz için buradan kopyalıyoruz ve tabletimizin hafızasına yapıştıracağız. Buradan tabletimizi MTP cihazı olarak bağlayıp, evet şu an MTP olarak bağlı zaten. Bilgisayarımıza giriyoruz. Henüz görmedi. Görmesini bekleyeceğiz. Evet, gördü şu anda. Geliyoruz ve Super Su'yu buraya yapıştırıyoruz. Super Su'yu yapıştırdıktan sonra tekrardan burayı da kapatabiliriz. Cihazı yeniden başlatıyoruz. Yani daha doğrusu kapatıyoruz önce. Şu an cihazımız kapanıyor. Evet, cihaz şu an kapandı. Şimdi de menü tuşu, ses arttırma ve güç tuşlarına beraber basılı tutuyoruz. Samsung yazısını gördüğümüzde elimizi güç tuşundan kaldırıyoruz. Ama ses açma ve menü tuşlarına basılı tutmaya devam ediyoruz. Ve burada cihaz TWRP modunda açıldı. Burada başta bir uyarı veriyor. Bu kısmı yana çekerek geçiyoruz. Şimdi cihazımıza attığımız Super Su dosyasını yükleyeceğiz. Buradan Install'a basıyoruz. Install'dan sonra zaten cihazın ana dizininde Super Su dosyası görünüyor. Super Su'ya bir defa tıklıyorum ve yana çekiyorum. Şu an cihazımızın root yetkileri bize geçti. Ve reboot sistem diyerek yeniden başlatıyorum cihazı. Evet, şu an cihazımız açıldı. Uygulamalara giriyoruz. Ve Super Su'nun gelip gelmediğine bakıyoruz. Evet, Super Su buraya gelmiş. Super Su'yu açıyoruz bir defa. Start diyoruz. Ve bakın, Super Su yüklü bir şekilde geldi. Cihazımız rootlanmış oldu. Böylelikle videonun sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, bu tarz içeriklerden haberdar olmak isterseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.